Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilimsilerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin her ikisi de isim fiil olarak kullanılmıştır diyor. Sen ağlama göz bebeğim derken bakın ağlama burada arkadaşlar olumsuzluk ekidir ve cümle emir kipinde kullanılmıştır. O yüzden isim fiil eki değildir. Ben sana kıyamam ifadesinde buradaki ma ise geniş zamanın olumsuzu şeklindedir. O yüzden bu da fiilimsi değildir. Bunu da elemiş oluruz. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama derken bakın ağlama yine burada da nedir? Emir kipinde kullanılmıştır. Bağlama derken bu da emir kipindedir. Buradaki ma'lar ise nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. O yüzden bunları da elemiş oluruz. Ağlama insana özgüdür. Anlatmaya gerek yok derken buradaki ağlama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar isim fiil ekidir. Anlatmaya gerek yok derken buradaki mame de yine isim fiil ekidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Ayşe teyze ağlama kızını almaya geldik ifadesinde ma olumsuzluk ekidir. Almaya derken arkadaşlar buradaki ma isim fiil ekidir. Fakat soruda her ikisi de demişti. O yüzden bunları da elemiş oluruz. Sakın ağlama benim yüreğimi dağlama ifadesinde ağlama yine emir kipindedir. Buradaki ma arkadaşlar olumsuzluk ekidir. Dağlama derken de yine aynı durum söz konusudur. Emir kipindedir. Buradaki ma ise olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır. İkinci soru cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim fiil olarak kullanılmıştır? Her buluş insan hayatında kolaylık sağlar derken bakın buradaki buluş bir kavramın bir varlığın yerine geçtiği için arkadaşlar nedir? Kalıplaşmıştır. O yüzden fiilimsi özelliğini yitirmiştir. A seçeneğini ediyoruz. Yol üzerinde mola verip güzel bir kavurma yedik derken yine mame isim fiilekini almış. Fakat kalıplaşıp bir yiyeceğin adı olduğu için arkadaşlar bu da isim fiil değildir. Bunu da elemiş oluruz. Evden kazmayı alıp bahçeyi güzel bir şekilde kazdı cümlesinde yine kazma bir araç gerecin adı olmuş, kalıplaşmış. O yüzden arkadaşlar bu da fiilimsi değildir. Bunu da elemiş oluruz. Ülkemizi bölmeye çalışanlara halk gerekli cevabı verdi cümlesinde bakın mame eki burada arkadaşlar isim fiil ekidir. Fiil özelliğini devam ettiriyor. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Babam bağlamayı bana yıllar önce hediye etmişti cümlesinde yine mame isim fiil ekini almış. Fakat bir aracın adı olduğu için arkadaşlar bu da kalıplaşmıştır. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Üçüncü soru numaralanmış sözcüklerden hangisi isim fiil değildir demiş. Bakalım ele geçirme konusuna derken mame arkadaşlar burada nedir? İsim fiildir. Vermemekle beraber derken bakın makmegeki burada isim fiildir. İstemek derken yine makmegeki burada isim fiil ekidir. Gelmediğini derken buradaki dıktik eki nedir? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Savunma düzeni derken de ma arkadaşlar burada isim fiil ekidir. İsim fiili olmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır diyor. Oğlunun eve geç gelmesi kadını çok üzdü cümlesinde mame isim fiil ekidir. Sabahları sahilde yürümeyi çok seviyordu. Yürümeyi derken mame isim fiil ekidir. Çocuğu bir daha yapma diyerek uyardı. Arak erek nedir arkadaşlar burada? Zarf fiil ekidir. Yapma ifadesinde mame eki ise cümleye olumsuzluk anlamı kattığı için olumsuzluk ekidir. Görmüş olduğunuz gibi isim fiil eki yoktur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Konuyu bir daha görüşmek üzere ayrıldılar cümlesinde ise makmek isim fiil ekidir. Küçük kız dedesinin masal anlatışını beğeniyordu cümlesinde ise ış ekinidir arkadaşlar burada. İsim fiil eki olarak kullanılmıştır. Beşinci soru cümlelerin hangisinde mame isim fiil ekini alan sözcük bu açıklamaya örnek oluşturmaz diyor arkadaşlar. Bakalım mame isim fiil ekini alan sözcükler bazen sıfat göreviyle kullanılabilir demiş. Bakalım taşıma su ile değirmen dönmez derdi hep ifadesinde bakın taşıma burada isim fiil ekidir.
Su isim, nasıl su, taşıma su, niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi isim fiil eki niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Babadan kalma yalıyı yok pahasına satmış cümlesinde ma eki isim fiil ekidir. Yalı isim, nasıl yalı, babadan kalma yalı niteleme sıfatıdır. İsim fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Annesine yapma çiçekler hediye etti cümlesinde buradaki mame yine isim fiil ekidir. Çiçek isim, nasıl çiçekler, yapma çiçekler, yapma sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Yazma eserlere herkes sahip çıkmalıdır ifadesinde yazma ifadesi burada nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Eser isim, nasıl eserler, yazma eserler, yazma sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Çalışmanın olduğu yerde emek karşılığını bulur cümlesinde ma arkadaşlar isim fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sıfat değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım yoktur? Açıklamamıza bakalım. Mame ekini alan her sözcük isim fiil olmaz. Bu ekleri alan sözcükler fiil anlamını yitirip kalıplaşmış sözcükler oluşturabilir demiş. Bakalım. Kitap okuma konusunda herkes onu takdir etti. Okumadaki mame eki nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Çünkü kalıplaşmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Annesi akşam yemeği için dolma yapmıştı ifadesine bakın. Dolma kelimesi kalıplaşmış bir yiyeceğin adı olmuştur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Nermi Uygur, deneme türünde tanınan bir yazardır ifadesinde deneme artık bir türün adı olmuş, kalıplaşmış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Çok dondurma yemek insanı hasta eder ifadesinde dondurmadaki mame arkadaşlar isim fiil ekidir. Fakat dondurma kalıplaşmış bir yiyeceğin adı olmuş. D seçeneğini elemiş oluruz. Kaç yıldır otelin danışma kısmında çalışıyordu ifadesinde mame isim fiil ekidir. Fakat danışma sözcüğü kalıplaşıp bir kavramı karşıladığı için E seçeneğini de elemiş oluruz. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde yazma sözcüğü fiilimsi olarak kullanılmamıştır? Başındaki yazmayı çıkarıp arkadaşına hediye etti cümlesinde bakın yazma burada arkadaşlar kalıplaşmış eşarp yerine ya da Anadolu'daki ifadesiyle yemeni yerine kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yazılı için soruları yazmayı bana bırakmışlardı ifadesinde. Bakın ma burada arkadaşlar isim fiil ekidir. Çünkü fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Yazı yazma olayından bahsediyor. Şiir yazmayı bırakıp hikaye yazmaya başladı. Arkadaşlar yine buradaki mame isim fiil ekidir. Buradaki mame de isim fiil eki görevinde kullanılmıştır. Hatıra yazmayı alışkanlık haline getirmişti. Buradaki ma yine isim fiil ekidir. Fiilimsi özelliği devam ediyor. Öğrencilerine günlük yazmayı öğretiyordu. Yine buradaki de fiilimsi özelliğini devam ettirdiği için isim fiil görevinde kullanılmıştır. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi isim fiil olarak kullanılmıştır? Gereğinden çok yemek yemek sağlığa zararlıdır ifadesinde yemek burada nedir arkadaşlar? Kalıplaşmıştır. Fiilimsi özelliğini yitirmiştir. Buradaki makmek iki ise isim fiil özelliğini göstermektedir. Her ikisi dediği için A seçeneğini elemiş oluruz. Elindeki kazma ile bahçeyi kazmaya başladı. Bakın burada kazma bir araç yerine kullanılmış. O yüzden kalıplaşmış bir ifadedir. Artık isim olmuş. Buradaki kazmaya başladı derken ise fiilimsi özelliğini devam ettirdiği için isim fiildir. Her ikisi de isim fiil olacaktı. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Annesi sarma sarmayı çok sevdiğini söyledi. Bakın sarma bir yiyeceğin adı olmuş, kalıplaşmış. Artık bu bir isimdir. Sarma ise buradaki mame fiilimsi özelliğini devam ettirdiği için isim fiildir. İkisi farklı olduğu için C seçeneğini denemiş oluruz. Hikaye yazmayı bırakıp roman yazmaya başladı cümlesinde buradaki ma isim fiil ekidir arkadaşlar. Fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Buradaki ma da yine isim fiil ekidir. Bu da fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Deneme sınavında kendisini denemeyi istiyordu derken
isim fiildekini almış fakat bu kalıplaşmış bir varlık ya da kavramın yerini tutuyor. Buradaki mame ise arkadaşlar nedir? İsim fiildir. Her ikisi de isim fiil olacaktı. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Dokuzuncu soru. İsim fiiller ek fiil alarak yüklem görevi üstlenebilir demiş. Cümlelerin hangisinde isim fiil ek fiil alarak yüklem olmuştur diyor. Okumanın anlamını kavramak kolay değildir derken kolay değildir yüklem. Ek fiil almış yüklem olmuş. Fakat cümlede isim fiildeki olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Sen hiçbir zaman gerçeği tam anlamadın. Bakın anlamadın yüklem. Buradaki mame eki arkadaşlar nedir? Olumsuzluk ekidir. D eki ise burada görülen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla da arkadaşlar hem ek fiil yoktur hem de isim fiil eki yoktur. B seçeneğini dilemiş olduk. Sen bir gün bile bana yar demedin ifadesinde demedin yüklem. Buradaki mame eki dikkat ediyorsanız cümleye yine ne anlamı katmıştır? Olumsuzluk anlamı katmıştır. O yüzden olumsuzluk ekidir. Buradaki D ise arkadaşlar yine görülen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla hem isim fiil eki yok hem de ek fiil yok. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. Tek amacımız zorlu yolları aşıp başarmaktır ifadesinde. Başarmak fiil. Buradaki makmek eki nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Bakın tır da ek fiildir. Dolayısıyla isim fiil ek fiil olarak yüklem olmuş. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her yanlış insanı doğruya bir adım daha yaklaştırır derken yaklaşmak fiil, yaklaşmaktan yaklaştırmak olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almış. Ir da nedir? Geniş zamandır. Hem isim fiil eki yok hem de ek fiil yok. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru cümlelerin hangisinde kullanılan isim fiil bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. İsim fiiller isimlere gelen hal, tamlama, çoğul ve iyelik eklerini alabilir. Annesini görmek için erkenden yola koyulmuştu cümlesinde. Bakın makmek eki burada isim fiil ekidir. Kendisinden sonra ek almadığı için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ben gerçeği anlamayı senden öğrendim cümlesinde ise buradaki mame ekimiz isim fiil ekidir. Buradaki ı eki de nedir arkadaşlar? Belirtme hal ekidir. Eklendiği sözcüğü dikkat edin nesne yapmıştır. Ağlamanın hiçbir şeye faydası yoktur cümlesinde mame isim fiil ekidir. Buradaki ın ise arkadaşlar tamlayan ekidir. Çünkü ağlamanın faydası belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden nın eki de tamlayan ekidir. Çocuklar birden sağa sola kaçmaya başladı cümlesinde ma yine isim fiil ekidir. Bakın buradaki a da yaklaşma hal ekidir. Profesörün konuşması salondakileri çok etkiledi cümlesinde ise ma yine isim fiil ekidir. Profesörün konuşması buradaki ı da belirtili isim tamlaması olduğu için iyelik eki olarak kullanılmıştır. 11. soruda dizelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır diyor. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta cümlesinde. Buradaki mame eki nedir arkadaşlar? Cümleye olumsuzluk anlamı verdiği için olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki de kullanılmamıştır. Bunun için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar ifadesinde. Unutuş derken şuradaki uş eki nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Seni unutmak için unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın ifadesinde. Makmek ekleri burada yine isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider ifadesinde yine makmek ekleri isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan lavanta çiçeği kokan kederler ifadesinde ise çıkarmaya derken buradaki mame eki de isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar 12. soruya geçiyoruz, son soruya. Görmüş olduğunuz gibi bayağı uzun bir soru. Bir Türkçe öğretmeni mame eki ile ilgili olarak bilinmesi gerekenleri şöyle sıralayıp tahtaya yazar. Mame eki fiil kök ya da gövdelerine gelerek isim fiil olarak kullanılabilir. Mame ekini alan sözcükler fiil anlamını kaybederse fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı ad olur. Mame eki fiillerde veya fiilimsilerde
olumsuzluk eki olarak kullanılabilir demiş. Mame ekini alan bazı sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir. Bir sözcük hem isim fiil hem de olumsuzluk bildiren mame ekini aynı anda alabilir demiş. Öğrencilerden birer madde için ama sırasıyla uygun örnek vermeleri istenir. Buna göre hangi öğrenci numaralanmış yerlere getirilecek cümle konusunda yanlışlık yapmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ayşenur, kitap okuma tutkusu çocukluğundan geliyordu cümlesinde. Bakın, okuma derken buradaki mame isim fiilekidir. Bir numaraya uygun bir açıklamadır arkadaşlar. O yüzden Ayşenur'u elemiş oluyoruz. Burak, deneme sorularını çözerken çok zorlanmıştı ifadesinde. Mame isim fiilekidir fakat kalıplaşmış. O yüzden kalıcı isim olmuştur arkadaşlar. Bu da iki numaralı açıklamaya uygundur. Bunu denemiş oluruz. Yusuf, sakın ağlama çünkü sen çok güçlü birisin cümlesinde. Bakın, ağlama derken mame burada cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır arkadaşlar. O yüzden olumsuzluk ekidir. Üçte de bunu söylüyordu hatırlarsanız. Bunu denemiş olduk. Yasemin, okuma notlarını bilgisayara aktarmaya başlamıştı cümlesinde. Mame burada isim fiilekidir. Yine aktarmaya derken de mame isim fiilekidir. Dördüncü özellikle ne demişti hatırlayın. Bakın, bazı sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir demişti. Burada okuma notları belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla sözcük isimdir. Bu da sıfat değildir. O yüzden bu yanlıştır. Doğru cevabımız da Yasemin'in olduğu D seçeneği olacaktır. Meryem yazmamaya karar verse de buna uyamaz ifadesinde bakın ma eki nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Buradaki ma ise olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla hem olumsuzluk hem de isim fiil eki kullanılmıştır. 5 numaraya uygundur. O yüzden Meryem'i de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.